Ali Rıza Hocam, Ahzab suresi 23'te müminlerden erkek kadın ayrımı yapmadan söylüyor. Müminlerden öyle erkekler vardı ki Allah'a verdikleri sözde sadakat ettiler, verdikleri sözde sadık kaldılar diyor. Bu da müminleri bir erkek benzetmesiyle ifade ediyor. Yani erkek adam diye. Bak burada şunu anlamak gerekiyor. Yeni bir yaratılışı önce şuraya koyacağız. Ondan sonra yeni bir yaratılış da yaratacağız. Onlar iman eden ve salih amel işleyenler. Bir kısmında inkar eden ve zulmedenler. Biri cehennemlik, biri cennetlik. Dünya hayatında kadın erkekti. Ahiret hayatında cennetlik ve cehennemlik diye ikiye ayrılıyor. İşte cennetlik olanlara eş olarak yeni bir yaratılışla tek bir cins diyorum ben onlara. Dünya hayatında erkek kadın bir roldü. Ahiret hayatında bu rol kalkıyor. Onlara eş olarak huriler verecek. Karşı cins eş olacak. Bunu anlamak gerekiyor. Başka türlü izahı yok bu ayetlerden anladığımıza göre. Ben şunu söylemek istiyorum. Mümin kadın ve erkeklere Allah'a verdiği sözde sadık kalanlara erkek diyor. Buradaki erkekle bu cennette verilecek olan kadınlarla bir bağ mı var? Acaba erkek ifadesinde içerli bir anlatım mı var? Yani burada ya bak bu da çok güzel. Yani ahiret alemine geldiği zaman onu tek bir cins olarak yaratıyor. Yani rolü hani öyle erkek adamlar var ki yaratılışta vermiş olduğu söze sadakat gösterdiler. Göstermeye hala devam etmektedirler. İşte erkek adam olarak ahiret alemine gidenleri kastediyor. Onlara da eş olarak hurler veriyor. Bu da çok güzel oldu. Evet hocam. Evet, oradaki bahsedilen erkek kadın da olabilir, erkek de olabilir. Yani böyle bu, yani ölürken kadın evet. Erkek olarak ölüyor ama dirilirken tek bir cins erkek adam olarak orada diriliyor ve evet. Eş olarak onlara dünya yani ahiret nimetlerini elmasından, üzümünden, hurmasından, yiyeceğinden, içeceğinden ne varsa veriyor. Eş olarak hurler vereceğiz, kadınlar vereceğiz. Efendim eşler vereceğiz ifadesiyle anlatıyor. Erkek burada bir sembol olarak kullanılıyor. Dikkat edersen nebilerin anneleri de hep bir erkek çocuk veya nebiler kendisinden sonra vahiy devam ettirecek olan bir erkek çocuk nasip ediyor. Erkek hem cins olarak erkek aynı zamanda mümin yaratılışıyla da erkek. Yani yaratılışta verdiği söze sadakat gösteren erkek adam. İşte evet. Bütün peygamberleri recüllerden kıldık derken onu anlatıyor. Ama burada cins olarak da erkek anlamında kullanmış o recülleri. Çünkü Kur'an'da kadın bir recül göremiyoruz. Yani peygamber göremiyoruz. Şimdi hocam gelip dönüp dolaşıyoruz bu huri nuri meselesine. Artık şu burada şey yok mudur? Yani erkek derken yani bir aynı zamanda kadını aşağılama gibi bir durum söz konusu. Ya kadını niye aşağılasın? Kur'an'da bir aşağılama diye bir şey var mı? Onu yani şimdi erkek sıfatını ön plana çıkardığınız zaman bu o anlama geliyor. Ya Allah öyle diyorsa senin onun dışında bir şey deme hakkın yok diyor Allah'ta. Elbette ki yoktur da ben sorguladığım şudur. Hayır yani, hocam erkek kadın fark etmiyor. Dik duruşlu, ha. Müslüman, hocam, söylemek istediğim Allah erkek diyor. Elbette ki sayın hocam bakın söylemek istediğim çabuk, şu. Çabuk olanlara da bizde de bizim Türkçe'de de geçer. Kancık erkek diye öyle söylenir. Böyle yambuk yumbuk adama sözünde durmayan yamuk insanlara kancık denir ya. Bak Kur'an şunu bilin ki. Söylemek bile şeyi bir aşağı aşağılamaz değildir. Hocam senden beklemem ben bunu. Bak hocam. Allah söylemişse elbette ki buna hiçbir itiraz yoktur. Söylememiş mi? Var. Bak hep böyle diyorlar. Ya Allah
bir somun bir civatı var. Civatıya neye civatasın deyip somuna neye somun deme hakkım olabilir mi? O bir iş görmesi için ikisi bir araya gelmesi lazım bunun. Kadın ayrı yaratılmış, erkek ayrı yaratılmış. Burada üstünlük, enginlik farkı olmadığını Kur'an söylüyor. Her ikisi de Allah'a eşit uzaklıktadır. Kim Allah'a daha yakınsa Allah ona yakındır. O daha üstündür diyor Allah. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Rıza hocam, zaten burada bir sorun yok. İsmail hocam da zaten onu biliyor. İsmail hocam aslında şunu, ben şöyle anlıyorum, şunu demeye getiriyor. Erkek kelimesine Allah bir cinsiyet olarak erkek anlamı yüklemiş. Bir de dürüstlük manasında sözünde duran kişi anlamında yüklemiş. Yani mümin olarak yüklemiş. Lakin kadına da böyle bir anlam yükleyebilirdi. Öyle kadınlar vardır ki diye. Dolayısıyla acaba bizim bir yanlış anlama durumumuz söz konusu mu diye bunu sormaya çalışıyor diye düşünüyorum. Yok, onu da dedik ya, bak Ahzab suresi 23. ayette öyle erkek adamlar var ki yaratılışta verdiği söze sadakat gösterdiler. Göstermeye hala devam etmektedirler. Burada erkek adamlar derken sadece cins olarak erkek mi, yoksa yaratılışta verdiği söze sadakat gösterip ayakta dimdik yürüyen, kadın erkek ayırt etmeden bunu söyleyen mi? Şu ayet. Soruyu şöyle sorduk hocam. Düzgün anlaşılması açısından. Peki mümin olanlar erkek de, mümin olmayanlar erkek değil. Değil mi? Onlar da erkek. Yani, olay öyle değil. Bakın, burada bir şey söyleyebilir miyim? Bak, Süleyman hocam bunu en iyi bilenlerdendir aslında. Askerde Süleyman hocam, kadın ya da erkek hepsi er değil mi? Yani er olan, eğer komutansa değil mi? Erdir onlar. İşte buradaki Allah'ın bahsettiği öyle erler vardır ki diyor, hepsi giriyor. Kadın erkek hepsi giriyor oraya. Er delikanlı, yani sözün geri adım atmayan, sözünün peşinde giden, yapmalamayan. Anlıyor musun? Orada cins olarak geçmiyor. Değil mi tabii Süleyman ki hocam? Aynı askerlerin kesin. Aslında bu kadını ve erkeği öven bir ifade var. Bir sembol biri kullanmış ve ona erkek demiş. Allah ve Resulü bir konu hakkında. Er diyor yani, erkek demiyor işte. Ayette er geçiyor. Efendim? Erkek orada erkeklik değil, erlik olarak. Asker aynı şey canım. Erkek sıfat için kullanılır ama er kişi niyetine derler şudur budur. Yani İkişerli anlatımı bir tanesi cinsiyet olarak erkeklik değil, iman edenlerle yüklemiş olduğu bir erkek ifadesi. Yani erkek gibi kadın, erkek gibi adam, sözünün eri adam. Böyle bir şey. Ya erkeğe de yönetici kıldık diyor. Cenazede yanlış kavram kullanılıyor. Ya burada şunları anlamak gerekiyor. Nasıl erkekler hep aynı kategoride mi? Yani hep aynı mertebede mi, aynı makamda mı, aynı mevkide mi? Neden bunları farklı farklı makamlarda, farklı farklı mertebelerde olduğu halde bunlar gündeme gelmiyor da kadınla erkeğin farklı görevlerde olması insanları rahatsız ediyor? Belki de işin eri derler ya, işin ehli anlamında da kullanılmış olabilir ama erkek olarak. Ama ölmüş iki kadından bahseder. Birisi Meryem, birisi de Firavun'un karısı. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani kim Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını, söylemini düzenlerse dünya üzerindeki bütün kafirlerden daha üstündür onlar. Bundan daha güzel ne olabilir? Yani bütün ehli kitaplardan daha üstündür onlar. Erkeklerden neydi yok diye kadınlar kendi kendini parçalasın mı, yani intihar mı etsin, böyle bir şey olabilir mi, Allah'ım adaletsiz davrandı mı desin. Yok kardeşim, yani fiziksel olarak uymuyor veya bilmiyoruz, Allah nasıl takdir etmişse böyle takdir. Ya Allah, ya bu şöyle diyor ayette, Allah ve Resulü herhangi bir konuda hüküm verdiği zaman Müslüman bir erkek ve Müslüman bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyor.
Yani kendi isteğine göre seçme hakkı yoktur. Allah böyle dediyse o öyledir diyor Allah. Olay bu değil mi? Mesele olan onu doğru anlamak. Evet. İşte Duhan suresi 54'te Allah cennete giden kadınları da iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir diyor. Dolayısıyla kadınla erkek arasında bir ayrım yapılmadığı buradan da ortaya çıkıyor. Yani burada erkeklere verilecek kadınlara bir şey yok desen hak olur mu? Hocam şimdi bakın ben şunu anladım. Bilmiyorum siz ne dersiniz buna. Biraz önce de anlattığım gibi biz bu dünyadaki yaşam insan diyorsak ve bu insan kavramı içerisinde dişi ve erkek varsa huriler kavramında da yani ahiret alemindeki cennetteki huriler kavramında da aynen insan kelimesi gibi dişi ve erkek olduğu bu Nisa 57'deki ayetteki eşler vereceğiz kelimesiyle birlikte dişi ve erkek olacağını düşünüyorum. Bak o zaman yeni bir yaratılışı bir yere koyamayız. Mehmet Hocam. Yani yeni bir hocam, yaratılış yani ahiret aleminde. Amen o bizler için. Ha? O insanlar için yeni bir yaratılış olacak. Ama orada yeni bir yaratılış ifadesi. Eski yaratılışta erkek ve dişi var. Yeni yaratılışta olmadan bir yaratılış. Ha, yeni bir yaratılış iman eden ve salih amel işleyenlere bunlar yeni bir yaratılış olduğunda ne oluyor? Onlara verilecek ahiret yaratması olan huriler ve eşlerden bahsediyor Kur'an. Başka türlü nasıl izah edilebilir? Neden bahsediyoruz? Tevfik abi. Anlaşılmasın. Bir şey arz edebilir miyim? Burada ayetler sanki birbirlerine çakışıyor gibime geliyor. Diyeceksiniz ki niye? Bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah size 1400 sene öncesi daha parmak uçlarındaki sistemin bile fark edilmediği daha 100 yılı fark edilmiş olan parmak uçlarındaki sistemin bile o gün geldiği zaman tekrar yaratılacağı ve yaratılmış olan sistemin aynı eskisi gibi herkesin farklı olacağı şekilde ayet-i kerimeleri biliyoruz. Peki madem biz yeni bir yaratılış yaratıldığımız zaman parmak ucuna kadar tekrar yaratılma hadisesini nasıl düşünmemiz gerekir o zaman? İşte oradaki parmak uçları onun ameline bir şey olmuyor işte etki etmiyor. Ameli inkar edenlerin de parmak uçları aynı. Yok yok onu demek istemedim Ali Sağ Hocam. Yani yaratılıştaki diye tekrar yaratılacak diyoruz ya biz. Hasan Yılmaz hocam, tekrar çürüyecek. Tekrar Hasan Yılmaz'ın ahirette hesaba çekilecek pozisyona getirilebilmesi için parmak uçlarının bile tekrar aynı şekilde toparlanma noktasında arz ettiğini biliyoruz Cenab-ı Hak. Ama burada şunu anlamak gerekiyor. İman eden ve salih amel işleyenler kategorisine girdiği zaman bunu nasıl anlamak gerekiyor? Muttaki olanlar kategorisine girdiği zaman bunu nasıl anlamak gerekiyor? Onu yerine koymak lazım. Ali Rıza Hocam, geçen biz tartıştığımız zaman arkadaşlar bana destek vermedi. Şimdi ise arkadaş şimdi fark ettim söylüyor. İşte ahirette hem erkek hem de dişi noktasında yaratılacağından bahsediyor. Şimdi ben isimleri bilmediğimden dolayı o açıdan söylüyorum. Şimdi o Nisa suresinin 54. ayet-i kerimesinde şu an bana hitap ediyor. Ali Rıza Hocam'a hitap ediyor. Hatice Hanım'a, Ayşe Hanım'a hitap ediyor. Size şayet muttaki olursanız size eşler vereceğim diyor. Ben eşler verecek dediği zaman otomatik olarak ben hanım anlıyorum. Hatice Hanım da erkek anlayacak hocam. Yani burada böyle anladığımız zaman neresi ters? Ama orada kadınlar diyor, eşler diyor, huriler diyor, iri gözlü diyor. Sadece eşlerine bakacak durumda yani kıskançlığı kaldırılmış olarak iman eden ve salih amel işleyen orada kime verilecek olduğunu Kur'an muttaki iman eden salih amel işleyenler diyor. Başka demiyor. Peki muttaki ve salih amel işleyenler kimlerdi hocam? Kim gitti cennete? Ben gittim. Ayşe gitti. Fatıma gitti işte hocam. İşte onlara verecek. Onlar hazırlanmış bize. Ama bir tane ayet olması lazım Hasan Hocam. Kadınlara demesi lazım. Erkek için ahirette erkek yetişiliğe zaten gerek kaldı. Erkek verirse... Abi orada
Yapma abicim, gözünü sevdiğimi yapma öyle ya. İlla ki çoğalmak için mi olacak bu iş arkadaş ya? Ya çoğalmayla alakası yok. Dünya hayatında benzeri diyor bak. Bu muz yerler diyor, bu dünyadaki yediğimizin bin benzeri diyor. Hurma yerler bu dünyadaki yediğimizin daha güzeli diyor. Yani burada Kur'an bunlardan bahsederken insanlara anlatabilmek haşa onu kafalarına yer etsin diye böyle bir ifade kullanıyor. Yani abi orada yeni bir yaratılış derken orada kıskançlık mesela dünyadaki gibi olmayacak. İblis dünyada var, orada olmayacak. Ondan sonra menfi anlamdaki duygular orada olmayacak. Yoksa fizik, ontolojik yaratılış benim inancım tabii ki ontolojik yaratılış yine aynı şekilde olacak. Tüm unsurlarıyla ama buradaki manevi yaratılış yani bu dünyada bizi kötü yere götürebilen unsurlar onlar alınacak, yok olacak. Bunu böyle anladığımızda bir de eşler derken abi burada dünyadaki gibi illa orada üreme diye bir şey olmayacak elbette ki ama orada eş olması kötü bir şey değil. Ya bunu böyle anlamak yanlış anlamak olduğunu ben düşünmüyorum. Bu böyle olabilir. Orada farklı hani kadınlara da farklı erkekler olabilir hizmet eden abi orada. Ya da ne bileyim nasıl bir duygu verilecekse ama orada bir tane bir tane erkekler vereceğiz deseydi o zaman dediğinize katılırdım. Ama Kur'an'da hep huriler, eşler, kadınlar vereceğiz diye anlatıyor. Ayrıca, o zaman dünyada bir de, erkek, kadınlar orada erkek mi olacak hocam? Yani orada tek bir cins olacak. Yeni bir yaratılış dediğine göre yani dünya hayatında nasıl erkek kadın ise oradaki de huri iman eden ve salih amel işleyenler de tek bir cins olacak. Onlarla evlendireceğiz diyor. Olay bu. Ahirette mesela bayan mı kalmak istersin yoksa erkek mi olmak istersin diye sormak lazım. Yani bilmiyorum ben şahsen ahirette bir bayan olmak istemezdim abi. Ya Ali hocam senin isteğine göre mi düzenleyecek Allah? Ali'yi bayan yapacağım demiyor ki Allah. Veyahut da Hatice Hanım'ı erkek yapacağım demiyor ki zaten Allah. Yeni bir bilmeyeceğiniz yeni bir yaratılışla yaratacağız diyor. Bak. Hadi nasıl yaparsa yapsınlar. Cennetliklerin ve cehennemliklerin cinsiyetinden bahsetmiyor. Ama biz şöyle düşünürsek nasıl olsa iman edenler kadın ve erkek bu şekilde oraya gidecekler. İman eden kadın ve erkekler bu dünyada 100 sene yaşıyor, 150 sene ölüyor. O zaman gidip cennette öleceğiz mi bu vücutla? Veya cehennemdekiler ölecek mi sonra bu vücutla? Demek ki oranın şartlarına göre yaratılacağız. Dolayısıyla orada cinsiyet kavramı yok. Yani bizim bildiklerimiz üzerinden onların parmak izlerini bile yaratmaya kadiriz derken kimin ne olduğunu biz biliriz. Her ayrıcalık bizim katımızda kayıtlıdır. Biz bunu yaratırız diyor. Tabii ki sen cennete girdiğin zaman yine Hasan Yılmaz olarak sen kendini bileceksin yani. Ama senin bedenin, senin parmak uçların diğerlerinden farklı olabilir. Ya ama bu illa erkek Hasan Yılmaz oraya girecek diye bir şey anlam çıkmaz buradan yani. Yoksa o zaman... Hocam gözünü söyleyeyim Tevfik Hocam. Parmağım uçları ne kadar Cenab-ı Allah yarattı. Fakat ben tuttum Ayşe oldum orada. Ya hocam orada da beni azap çektik beni ya. Yap beni gözünü sevdiğim zoraki beni değiştirmeyin ya. Ya Hasan hocam sen nasıl düşünürsen düşün. Sana bir engel olan var mı? Ya hocam çok basit şey çok güzel. O zaman bir de hocam. Allah beni travesti olarak yaratacak der. Biri Tevfik abi. Böyle bir şey diyen yok ki burada. Tevfik abi. Hiç şöyle diyorsun. Hala sen aynı şeyden bakmadın. Tevfik abi ben sadece şunu söylüyorum. Şimdi bana üzerime yıkmayın şeyi. Ben öyle bir ben hiç hatta konuşmadım karışmadım. Çünkü üzerime gelecek noktasına. Muttaki ile kim varsa cennette Allah onlara huriler verecek. Ben böyle anlıyorum. Ha olay bu işte. İster erkek olsun. Eşler ben verecek, kadınlar Allah, verecek, huriler verecek. Başka yok. Ben muttaki olmak için adayım arkadaşlar. Ha olay bu. Olay bu. Ben muttaki olmak için mücadele ediyorum. Orası gerisini ben bilmiyorum. Ha bilmiyorsan. Konuşmalarımızdan bunu anlıyorum. Anlatabilir. İşte bilmiyorsan susacaksın hocam. Onların diyor ateşten derileri yanar dökülür onlara yeni bir deri yaparız diyor. Demek ki cehenneme giden kişi normal bu bildiğimiz deriyle giderse
bu parmak ucuyla giderse ölmesi gerekir. Ama ölmeyecek diyor Allah. Demek ki Allah orada ölüm ölmeyecek. Cehennemin şartlarına uygun bir bedenle, yaratılışla onlar oraya gidiyor. Cennete gidecekler de ölmeyecek şekilde oraya gidiyor. Tevfik abi, dünyada da zaten Allah 6 ayda bir komple insanı komple değiştiriyor. Yeni bir yaratılış aslında, yani yeni bir yaratılış demeyelim de yeni bir ontolojik olarak ruhsal değil de komple her şeyi yenileniyor. Dünyada da yenileniyorum. Ya ben diyorum aynı ruh şekilde yenileniyor. Bu ayrı bir şey ya. Ruh yani, hücreleri der ki bundan sonra ölmeyeceksin der Cenab-ı Allah. Peki şu da var mesela, diyor ki mesela Duhan suresinde muttakilere gelince muhakkak onlar güvenli bir makamdadır. Cennetlerde ve pınarlarda hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan giyinirler, karşılıklı otururlar. E burada muttakiler ne kadın iması veriyor ne erkek iması veriyor. Vermiyor. Bak, başka abi, yerlerde de vermiyor. Bak, muttaki kul dediğimiz zaman biz dünya üstüne kim anlıyor? Erkekler ve kadınlar anlıyoruz Tevfik abiciğim. Hocam. Allah bu ayet-i kerimeyi kime indirmiş? Size indirmiş. Hayır, o zaman dünya şeyleri üzerinde ben orada oğlumu, kızımı, akrabalarımı da isterim buradaki şartlara göre olacaksa. Şayet böyle olursa o zaman cehennem olur senin hayatın Tevfik ya, abi. Cehennem olur senin hayatın. Ben oraya erkek olarak gireceksem, benim hanım da hanım olarak, anam babam benden yaşlı olsun. Hazreti Adem en yaşlı olarak gelsin. Ben kaç yaşında gireceğim o zaman oraya? Tevfik abi, evet. Orada anne babanızı tanıma şansına sahip olmayacaksınız, yoksa cennet size cehennem olur. Evladınız şayet cehenneme girdiğine. Bak şimdi. Erkek olarak girmek istiyorsun ama anne baba, kardeş, mirasçılar, iş oraya gelince olmaz diyorsun. Allah yani, diyor, Allah diyor abi, içinizdeki sizi negatif olan şeyi cennette sokmadan sizi alacağım diyor Cenab-ı Allah. O yeni yaratılış oluyor işte. Evet. Senin bedenini de o zaman değişik yapabilir. Benim içimdeki şeyler oluyorsa, beni değiştiriyorsa. Demek istediğim şey şu. Ne buyurun? Özür dilerim, anlayamadım. Huri kelimesini, cennetteki huriler, evet. Huri kelimesini biz cennette insanlara hizmet eden cinsiyeti olmayan varlıklar olarak algılarsak daha doğru olmaz. Olmaz, çünkü orada diyor ki huriler yaşıt kızlar vereceğiz diyor ayette, bak. Yaşıt kızlar vereceğiz diyor. Biz onları iri gözlü hurilerle evlendirmişiz diyor Allah. Hizmetçilerle mi evleneceğiz Ali Hocam? Alsak o zaman çıkamıyor musun içinden? Öyle olmadığı zaman da. Cinsel hikayelerden baktığı zaman da hiç çıkılmıyor. Allah hizmetçi demiyor, evlendireceğiz. Evlendireceğiz diyor hocam. Hizmetçi demiyor Allah, Ali Hocam. Abi bir şey söyleyebilir miyim burada? Teologilerimizi onun üzerine inşa edersek daha sağlam olur. Cennete giden insanlar ölümsüz olacak mı abi? Aynen. Ölümsüz olacak. Ölümsüz olacaksa abi, ölümsüz olabilmesi için yeme içme mecburiyeti olmayacak abi. Yeme içme mecburiyeti yoksa dünyadaki gibi hücresel varlıklara sahip olmaması gerekiyor o zaman. Yedireceğiz diyor Ali Hocam. Yedireceğiz diyor ama o zaman... Yemeyebilirsin de. Sen ayakta kalacaksın. Sen o zaman ayakta kalmak için yemeyeceksin. Şimdi ben bu şu an teori yapıyorum yani. Şu an üzerine fikir jimnastiği yapıyorum. Elbette canım, sen kalmak için yiyeceksin orada. Ölümsüz oluyorsan abi orada trafik kazası olmayacak. Orada hastalık olmayacak. Orada aç kaldın, susuz kaldın, açlıktan, susuzluktan öldün. Böyle bir şey de olmayacak. Çünkü ebedi kalacaksın, ölümsüz olacaksın. Ölümsüzlüğün içerisinde seni hayattan düşürecek, seni hastalandıracak, sıkıntıya sokacak, sıkıntı da olmayacak zaten. O zaman bugünkü gibi hücresel bir varlık, bir yaratılışla olmayacak bu arada. O zaman bizim hiç tahayyül edemeyeceğimiz çok bambaşka bir yaratılış olması gerekiyor ki Celal Salış et kaldırmıştı. Arkadaşlar Celal Salış, ona da bir söz verelim. Celal Hocam buyur. Ben komşular duyuyor artık. Benim sesim gelmiyor mu? Şimdi gelir oldu Süleyman Hocam. Allah'a
anladık ki siz er diyorsunuz. Er, de, er demek de erkek demek. Siz de biliyorsunuz. Öyle erkekler var. Sözde sadık vardı. Bu erkekler kim? Niye kadın erkek diyor? Veya mümin müminin kardeşidir diyor. Ben mesela Hatice Hanım'la nasıl kardeş oldum? Veya Nurşen Hanım'la nasıl kardeş oluyorum? Veya Tevfik Hocam'la nasıl kardeş oluyorum? İman kardeş oluyor işte. Bakın, iman kardeşi diyorsunuz, erkek dediği zaman da kıyamet kopuyor. Yahu. Kim diyor? Kıyamet falan koparttığımız yok arkadaşlar. Biz burada erkekliği erkeklik olarak algılamıyoruz. Allah'a vermiş olduğu sözde duran kadınlardan, Allah'a vermiş olduğu sözde duran erkeklerden bahsediyoruz. Allah'a vermiş olduğu sözde duran erkek de olsa erkek olmuyor, adam olmuyor. Şey, Süleyman abi. Kadına niye erkek ifadesi kullanıyor? Ya sözünde durduğundan dolayı diyoruz ki ya. Allah Allah. O zaman orada tek de bir insan olunca niye kıyamet kopuyor? Ben anlamadım. Yani pozitif anlamda bir ifade kullanıyor. Erkeği pozitif anlamda bir sembolize etmiş. Doğru mu? Tamam hocam. Aynı yere bakamıyoruz işte. Muttaki olan bir kul var. Bayan. Muttaki olan bir kul var. Erkek Hasan veya Hüseyin. Neyse işte. Muttaki işte bunlar. Tamam. Allah bunları muttaki diyor. Işte. Peki kadın erkek diye ayıran bir tane ayet göster hocam. Yok işte 57. ayet okuduk hocam. Yok. Cehennemlikler eşler diyor. Heh. Erkek kadın demiyor ki. Erkek kadın diye bir tane ahiret aleminde şey, cennette yok ya böyle bir şey yok. Cehennemde de yok erkek kadın daha, diye. Daha da ilginci oraya erkek ve kadın. İkisi de cennetlik oldu diyelim bu dünyada. İkisi de muttakiydi. Biri erkek olarak girdi, biri kadın olarak girdi. Allah diyor ki ikisini de ben hurilerle evlendireceğim diyor. E şimdi erkek kendi karısıyla evli olacak, karısı da huriyle evli olacak. Ne olacak? Üçlü bir evlilik. Hayır bu yeni yaratılış olur mu? Erkek ve dişi olarak yine orada yaratılırsa bu yeni yaratılış mı? Allah aşkına. Çok güzel. Olay bu ya. Evet. Hayır, Celal Salış'a da bir söz verelim de devam edelim arkadaşlar. Celal Hocam buyur. El kaldırmıştı, çıktı mı sonra yoksa? Celal Salış. Geliyor. Ben, mikrofonu kapalı. Peki, müsait değil herhalde. O zaman devam edelim. 58. Şüphesiz Allah emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Şüphesiz Allah emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Emanetleri ehline, ehil nedir ehil? Bak mesela burada hemen Ali İmran suresi 159. ayeti hatırlamak gerekiyor. Orada diyor ki Allah'tan bir rahmet dolayısıyla insanlara yumuşak davrandın. Öyleyse herhangi bir iş konusunda onlarla onları eğer sert davranıyor. Hatırladım hocam. Şimdi Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla. Onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Burada Kur'an iki zikir ehlinden bahsediyor. Birisi Allah'ın gönderdiği vahiyler konusunda duyarlı olma, onun üzerinde detaylı bir derinlik inceliğe sahip olma anlamında zikir ehli. Birisi Allah'ın yaratmış olduğu tıpta, biyolojide, kimyada, astronomide, fizikte aklına ne kadar müsbet bilimler varsa o konularla ilgili zikir ehlinden bahsediyor. İşte emanetleri ehline vermenizi istiyor ifadesini kullanırken ayette. Burada emanetleri demek yani bir başa birini seçeceğin zaman sen hem vahyi bilgilere hem de
eşyanın bilgisine sahip olan hükmettiği zaman adaletle hükmedebilmesi için Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde bilip uygulayabilen biri olması lazım diyordu. Hani yine İsra suresi 59. ayette biz ayetleri yani devlet ayetini, güç ve kuvvet ayetini ancak insanları korkutmak için göndeririz ifadesi. Yani zalim olanların zulmünü ortadan kaldırmak, mazlum olanları korumak, onları korkutmak için göndeririz gücü diyordu. Yani burada hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin ifadesini de bu ayete bağlayabiliriz. Bunlarla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Yani dünya yaşamında Allah'ın istediği şekilde bir yaşam, bir hayat tarzı oluşturabilmek için inanan insanların güç ve kuvvet haline gelmesi lazım. İşte emanetleri eline verin derken inkar edenleri Kur'an'da kesinlikle ehil insanlar olarak tanımladığını hiçbir ayette göremezsin. Burada Erdat hocam şeytana cine verse ne edin? Adalet hükmeder mi? Hükmeder mi? Yalan söyler durur. Senin yanı cehenneme mermerlerle döşenmiş taşlarla insanları götürüyor. Yani kesinlikle Allah'ın koyduğu kurallara iman etmeyenlere ehil insan demez. Bugüne kadar bu Kur'an okuyanlar tarafından böyle bir yanlışlık var. İyi insan olsun demeleri kesinlikle yanlıştır. İyi insanı Kur'an Müslüman olan insan olarak tanımlıyor. Hani Fusilet suresi 33. ayette ben Müslümanım diyen insanları Allah'a çağırından daha güzel kim vardır? İşte Allah'a çağırmak ne demek? Allah'ın koyduğu kurallara göre insanları yönetmek, Allah'ın koyduğu kuralları insanlara anlatmak demektir. Bununla Allah size öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Evet. Abi Müslüman zaten Kur'an'daki ilkeleri böyle alt alta yazdığın zaman Müslüman adil insandır, Müslüman çalışkan insandır, Müslüman yaptığı iş alanı üzerinde liyakatlı insandır, Müslüman şefkatli insandır, Müslüman hakkın hakikatin yanında şahitlik yapan insandır, Müslüman anlaşmalarına uyan insandır, Müslüman infak eden insandır, cimri olmayan insandır, işte Müslüman şirke karşı çok uyanık olan, yani Müslüman kimdir sorusunun cevabı Kur'an'da bir sürü bu ifadelerle geçer ve bunlar hep birbirini tamamlayan ifade. Bunlardan biri, ikisi, üçü, eksi olduğu zaman abi o zaman kovanın altı delik oluyor, o kova dolmuyor. Onun için hani bazen bizim maalesef odaman gördüğümüz, hoca gördüğümüz insanlar iyi insan da olsa olur diyor. Abi Müslüman olmadığı zaman iyi insan olamıyor. Velev ki hani infak ediyor. Adam Müslüman değil ama infak ediyor. Bizim gidiyor ki ya ne kadar iyi bir adam. Adam Müslüman değil köpek besliyor mesela. Köpeğe su veriyor. Ne kadar şefkatli bir adam. Yahu bu adamın hayatının tüm alanlarındaki şefkatine, şirk içinde olup olmadığına, adil olup olmadığına, Allah'lı bir hayat yaşayıp yaşamadığına baktığın zaman bunların tümünü bütünleştireceksin. Bunlar varsa o zaman o iyi adam. Zaten o zaman Müslüman bu adam. Ama bunların yarısı var, sen yarısını görüyorsun. Yarısı iyi ama öbür tarafta sapkınlıklar var. Sapkın ama iyi olmuyor mu böyle işte? Hem sapkın hem iyi. Böyle olmuyor. Abi hepsi olacak. Ha eksik olabilir, sonra düzeltecek eksiğini. Bu ayrı bir şeydir. Hataya düştü ama sonra düzeltti. Yani bir ömür içerisinde aynı hatayı 5 defa yaptı ama onu 500 defa düzeltti. Daha iyisini yaptı. O Müslüman insandır. İşte Müslüman budur abi. Yani Müslüman dediğin zaman İnfak ettiği zaman Allah rızasını eder, o infakını onun başına kapmaz. Ama inkar eden infak ettiği zaman o tağutlar için yapar bunu. Kesinlikle ona zulmetmeden o infakını onda devam ettirmez. Yani ona zulmeder, ona eziyet verir diyor Allah. O zaman hani inkar edenler sen durduğu yerde inkar ederek devamlı durmaz. Mutlaka inkar etmesinin
zulmünü insanlara gösterir diyordun. Çok güzel bir şey. Yani içki durduğu yerde kesinlikle şişede durduğu gibi durmaz. İçtiğin zaman o senin başına bela olur. Bu işin püf noktası iman edip salih amel işlemek. İstediğin kadar salih amel yapsın. Eğer bu yaptığın şeyleri Allah'a has kılmazsan, Allah'ın rızası için yaptığına iman etmezsen boş. İman et, salih amel işleme. İstediğin kadar iman et, salih amel işlemezsen olmuyor. İkisi bir arada olacak. İstediğin kadar iyi insan olsun, Allah'ın rızasını gözetmek mecburiyetindesin. İşte ama Asr suresi hocam, Asr suresi tam bunu söylüyor yani. İşte zamane yemin olsun ki insanlar hüsran içerisindedir. Kim değildir? İman edenler, sahici ameller üstlenenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, bunlar hüsrandadır. Bunlar kurtuluşa ermişlerdir. Çok net ilkeyi koymuş Allah. Yani iman ve salih amel iki kanat. Cennete mi gidiyorsun? Gitmek istiyorsun. İki kanat. Tek kanata gidemiyorsun. Tek kanatı buluşmadığı gibi insan da gitmiyor. Zaten iman yoksa o zaman salih amel gibi gördüğümüz şeyler hocamın dediği gibi hesabi oluyor. Allah rızası yoksa o zaman işin içerisinde proje ve hesap var demektir. Bu aynen. Sefer de o da seni Allah'a yakınlaştırmıyor. Ama Müslüman hesapsız yapar, bir daha da onu düşünmez, aklına getirmez. Bitti, önüne bakar, devam eder yapmaya. Bir ömür böyle geçtiğini düşün. Ya ne kadar güzel bir insan oluyor böyle olduktan işte. İman zaten bir iddiadır. İspatı yapılmadığı müddetçe havada kalır. Bu kadar basit yani. İki tane anahtar kelime var burada. Birisi işin ehli, bir diğeri de adaletle hükmetmek. Hocam bu, evet, neyse buyurun. Bu her ikisine de bizim tespit edip uymamızı emrediyor Allah. Emrediyor yani. Şimdi burada o zaman işin ehli kimdir? Kime işin ehli diyor Allah? Bunu bulup ortaya çıkarmamız lazım. İşin ehli teknik konulardan sebep-sonuç ilişkisiyle ortaya çıkartılabilir. Mesela işte fizikte veya üretimde veya diğer şeylerde kimin işin ehli olduğu belli olur. Fakat asıl şey ikinci planda. İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bugün iyi üretim yapanlar, iyi silahlar yapanlar, yani bu işin ehli olanlar, İnsanlar arasında hükmettiğinde adaletle hükmediyorlar mı? Etmiyorlar. Girdikleri coğrafyalarda kendilerinden olmayan insanları yakıp yıkıyor. Hatta kendilerinden olanlara bile kategorize edip aşağıdan yukarıya doğru, en yukarıya yine güç sahiplerini çıkartıyorlar. Dolayısıyla bizim burada hem işin ehlini bulmamız gerekiyor, hem de ehil olup adaletle hükmedecek olanı bulmamız gerekiyor. Bu iki özellik ancak ve ancak müminlerde oluyor. Yani mesela batılılar silahlanmada, endüstride, teknolojide işin ehli oldular. Ellerine geçirdiler. Sonra ne oldu? Adaletle hükmettiler mi? Etmediler. Ve insanlık bugün yeryüzünde bu kadar perişan, bu kadar sıkıntılar içerisine girmişse bunda en büyük pay batılılarındır. Yani batı medeniyetindir. Çünkü adaletle hükmetmediler. Ama Müslümanlar Müslümanlar adaletle hükmederler. Şimdi hemen akla şu soru geliyor. Veya şöyle diyorlar. Hadi IŞİD bugün bizi mi yönetecek? Bunlar nasıl Müslüman? İşte efendim Afgan'daki Taliban, bilmem neredeki Boko Haram örgütü filan. Yani ve ben buradan şunu anlıyorum. Henüz Kur'an okuyanlar, ben Müslümanım diyenler, Müslümanın bile kim olduğundan haberleri yok, bilmiyorlar. Yani IŞİD gibi, El-Kaide gibi uyduruk örgütlere peşine gidip kendi kafalarına göre türlü rivayetlerle devlet kurup devlet yıkan, sürekli Müslümanların gırtlağını kesen kişinin Müslüman olamayacağını bilemiyorlar.
bu kadar perişan olmuş bir toplumun içerisindeyiz. Dolayısıyla biz şu işin ehlini ve adaletle hükmetmenin ne olduğunu Kur'an'dan iyi bulmamız lazım. Şimdi mesela bizim ülkemizde de biliyorsunuz seçimle birileri iş başına geliyor, yönetiyorlar. Şimdi biz burada elbette ki bizi yönetecek olanların ekonomi anlayışlarına, efendim askeri anlayışlarına, ticari anlayışlarına, kültürel anlayışlarına, hepsine bakacağız. Tabii ki. Yani bu işin gerçekten ehli mi? Gerçekten ülkenin kaynaklarını iyi yönetebilecek mi? Ülkeyi silahlandırabilecek mi? Ülkeyi koruyabilecek mi? Bundan da öte ikinci bölümde adaletle hükmedebilecek mi? Adaletle hükmetmek demek Allah'ın indirdiği kurallarla ancak bu mümkün olur. Allah'ın indirmediği bir kuralla kim adaletle hükmedebilir ki? Zaten senin hükmedeceğin kurallar gayri İslami bir şekilde yazılmışsa, Batı'dan kopyalanmışsa, Roma hukukundan, Yunan ahlakından alınmışsa, kim gelirse gelsin nasıl adaletle hükmedebilir ki? Edemez. O zaman biz şu gerçeği bilmemiz gerekiyor. Biz kendimize işin ehli bir yönetici ve bizi adaletle yönetecek birisi istiyorsak, o zaman biz bu üzerinde yaşadığımız düzeni, sistemi vahyin kurallarına göre değiştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde kimi getirirsek getirelim, Hazreti Muhammed'i de getirsek, seçsek başımıza idareci olarak, mevcut gayri İslami yasalar üzerinde duran sistem olduğu sürece Hazreti Muhammed'in de bize Allah'ın kurallarıyla adaletle hükmetme imkan ve ihtimali yok. Ben bu ayetten bunları anlıyorum arkadaşlar. Bunu kafamızın bir tarafına yazmamız gerekiyor. Adaletle hükmetmek veya hükmedilmek istiyorsak karşımızda duran bir gerçek var. Bu gerçekle biz yüzleşmemiz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz sürekli biz işte Kur'an'dan bizi uzaklaştıran, Kur'an'ı anlamak istemeyen, ona yönelmeyen veya sadece namaz kıldıran, maaşlarını alan hocalarla diye sürekli tartışıyoruz. Eyvallah. İnsanların uyanması için bu şart. Ama bir de asıl bize hükmeden devasa bir rejim var orada. Asker tarafından korunuyor, polis tarafından korunuyor, hakimler, savcılar tarafından korunuyor, ekonomistler tarafından korunuyor ve hatta dünyanın geri kalan emperyalist güçleri tarafından korunuyor. Şimdi asıl büyük kavga orada verilmesi gerekiyor. İşte biz o zaman kendimize hedef olarak işin ehli, yani ben Müslümanım dediği zaman da bu işin ehli olacak, adaletle yöneteceğim dediği zaman da bu işin ehli olacak. Kendimiz öyle insanlar olacağız ve öyle insanların gelip iş yapabilmesi için gerekli zemini bizim hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla sadece kendimizin dışındakilerin hatalarının çetelesini tutmakla çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlar. Buyurun, sizin de eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz vardır. Yani şunu anlamak gerekiyor. İki Resul var. Birisi meleklerin Resullüğü, bu teknik konulardaki, teknoloji konulardaki uzmanlığı gerektiriyor. Birisi de insanların Resullüğü, bu da insanların vahyi konulardaki uzmanlığını anlatıyor. İşte bütün peygamberler insanlara Allah'ın bildirdiği bilgileri ulaştırmakla hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü net bir şekilde ayırt edip ve sapmayasınız diye bu Kur'an'ı indirdik ifadesini kullanıyor. Yani adil bir davranış Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yaratmış olduğu evren yasak kurallarının tıpatıp uyum halinde olan din Allah'ın dinidir. İşte adil ve sizin ehliyetle yönetmeye talip olanlar bu kuralları mutlaka ama mutlaka bilmesi ve uyması gerekiyor diye düşünüyorum. Urfa'da, Şanlıurfa'da bir gün Balıklıgöl'e gitmiştim. Bir hattat vardı. Gördüm. Aha dedim, aradığımı buldum. Güzel bir ismimi yazdırayım dedim şöyle. Hanımla ikimizin ismini.
Baktım adam her yere Allah, Muhammed, Esma-i Hüsna, şu falan bir sürü şey yazmış. Dedim hocam sen bu işte uzmansın herhalde dedim. Böyle böyle isim yazdıracaktım ama dedim. Tam aradım buldum dedim. Evet dedi, elini kaldırdı. Bu bilek var ya, bu eller dedi, 5 çocuğu okuttu, işte beni ev sahibi yaptı. Ama dedim burada hiç ben başka bir şey görmüyorum. Hep Allah'ın, Muhammed'in, işte Esma-i Hüsna isimlerini falan yazmışsın. Evet dedi, bunlar çok satıyor dedi. Bunlar çok satıyor dedi. Peki dedim, elinle övünüyorsun, normal insanların ismini yazsan olmuyor mu? Olmaz dedi, eğer öyle olsa ben aç kalıyorum dedi. Yani Allah'ın ismini herkes biliyor. Niçin Allah'ı, niçin alıyor bunlar? Allah yazdığı için alıyor. Adam bu şeyini, sanatını para kazanmak için kullanıyor. Ve burada da Allah'ı ve peygamberin ismini kullanıyor. Bunun üzerinden para kazanıyor. Bu da adaletle aslında hükmetmiyor. Ben o şeyi o zaman yazmaktan vazgeçtim. Böyle Kur'an satanlara veyahut böyle Allah Muhammed ismi yazıp da satanlara çok şey oluyorum yani. Oldu bitti, eskiden beri böyle bir şeyim var. Tevfik hocam doğru söylüyor. Adaletle hükmedene ve işin ehli olmasına dikkat etmek lazım. Bu iki unsur çok önemli. Zaten devamındaki ayette de bu istikamette bazı bilgiler veriyor ama onu yarın artık çünkü bazı arkadaşlar çıkıyor saat geldiği için onu oradan işleyelim. Şimdi arkadaşlar herhalde bugünkü dersimiz burada bitti. Ha şimdi müsait vakti olanlar varsa yeni yaratılışla alakalı oturalım ayette şimdi bir inceleyelim. Hocam yani erkek yazmıyor. Kadın verilecekse yani erkek verilecek demediğine göre burada bilmediğimiz bir yaratılış var. Eğer buradaki gibi erkek ve dişi olacaksa biz yeni bir yaratılışla yaratılacağız. Oradaki Uri'yle yeni bir yaratılışla yaratılmıyor. O belki de ilk defa yaratılmıyor. O ahiret alemindeki yaratılış. Bunu bilmek evet. Gerekiyor. Yani ahiret yaratması olan bir huri, eş, yaşıt kızlar dünyayla özdeşleştirilebilir mi? Yani kıskançlık yok. Dünyada ne var? İblis var, takva var. Ahirette o iblis yok. Gündemde yok. İşte ahiret yaratması olan eşler vereceğiz ifadesini kullanırken dünya hayatında imtihanını Allah'ın istediği şekilde kazanmış olan erkek ve kadınlara ahiret aleminde verilecek olan rızıklar ikramlar diye bahsediyor Kur'an. Olay bu benim anladığım. Ali Rıza hocam, şimdi mesele şu. Şimdi bazı yerlerde eşler diyor, bazı yerlerde kadınlar diyor, bazı yerlerde de huriler diyor. Şimdi şu kadın demiyor Mehmet Emin hocam. Pardon hocam, pardon. Huriler diyor. Kızlar diyor, huriler diyor, kadınlar da diyor. Şimdi şu var. İnsanların takıldığı nokta şurası. Ya ben kadınım, öbür tarafta huri deyince ne olacak? İşte yeni bir yaratılış da bunu anlayıp oraya yerleştireceksin. Aslında biraz işi değiştirmiyor mu sanki ya? Yani? İşte değiştirmiyor. Yani iman eden ve salih amel. Çünkü Kur'an'da bir ayete öyle bir yorum yapabilmek için mutlaka onunla ilgili bir ayet olması lazım. Yok. Kur'an'da muttakiler deyince ne anlıyor? İman eden salih amel işleyen. Muttakiler iman eden salih amel işleyenler deyince ne alıyor? Allah'ın gönderdiği kitaplara, peygamberlere iman eden ve Allah'ın istediği şekilde yaşamını sürdüren insanlar anlaşılıyor. Kadın erkek diye bir şey yok. Şimdi bu dünyada yaşayıp muttaki olarak ölen insanlar tamam amelde cennete gidecekler. Şimdi oradaki eşler, huriler, kızlar kelimesi. Şimdi tamam huriler, kızlar insan böyle direkt şeye gidiyor. Hani kadın işi
cinsine gidiyor. Ama eşler kelimesi işin içine girdiği zaman bu sefer eşler. Eşler dediğin zaman bu içine erkek ve dişi de giriyor. Ama diğerlerinde destek vermesi lazım ona. Yaşıt kızlar evet. diyor. Huriler diyor. Gözleri tomurcuklanmış kadınlar diyor. Yani burada karşıdaki cinsin başka başka şey